Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Üstümüzde yani çok ciddi bir baskı var. Üstümüz oynanan da çok ciddi kahpeci oyunlar var. Merkeze buradan da bir kez daha duyurmak isterim. Twitter'daki iki hesabım birden, ikisi birden inanılmaz şekilde askıya alındı. Sebep ne? Ya sebep, hiçbir sebep yok arkadaşlar. Askıya alınacak birçok sebep yaptınız ve bunu sürekli tekrar ettiniz. Biz sizi daha önce uyarmıştık diyor. Hiçbir uyarı yok. Ve iki hesabımız zaten vardı uzun süredir olan. iki hesabından birine de şey yazmışlar. Bir hesabınız zaten askıya alındı diye yeni hesap açtınız. Bunu da o yüzden kapatıyoruz diye. Yani bir yıldan fazladır açık olan hesap. Böyle bir saçmalık var. Bakalım Allah yardımcımız olsun. Burayı da kapatmak için elinden geleni yapıyorlar. Bir ambargo uyguluyorlar. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Destek vermek istiyorsanız beğenin. Daha çok video izleyin. Daha çok beğeni atın. Ee, yine de daha somut bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar gelin şöyle yapın. Kendi yorumunuzu yani bir tane yorum yazın ya da nokta koyun. Başka 3 kişinin 4 kişinin yorumuna yanıtla deyip nokta koyun. Varsın adamın yorumunda 15 tane nokta olsun. Yani farklı farklı kişilere birer tane nokta koyun ki 5 yorum yapılmış olsun. Her yorum bir tane spam saldırısını sildiği için yani yaklaşık 1000 kişi şöyle bir 5000 falan spam yorumu silse herhalde kanaldaki o gudubetlik kalkacak. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Monaco deplasmanında uçtu, kaçtı ve Euroleague'de Fenerbahçe Beko Playoff çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Monaco'yla karşı karşıya gelip bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Yüzümüzü güldürdü. İlk maç itibariyle de 1-0 öne geçti arkadaşlar. Bu da bizi çok çok Sevindirdim. Ee, hani ilk maçların biliyorsunuz ne kadar zor olduğunu, ee, yani dörtlü final 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacakmış. Gerçekten de çok güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe adına. Ancak herkesin kafası futbolda. İsmail Kartal başardı, başaramadı. Yaptı, yapamadı. Etti, edemedi. Tabii ki de şöyle bir gerçek var. İnsanlar konuşacak. Şimdi burada insanlar 15 liralık üyelik ücreti yatırıp ne bileyim 25 liralık üyelik ücreti yatırıp bir şeyler alıyorlar ve duyum istiyorlar ne bileyim başka bir şey istiyorlar falan filan. Bu arada e, hediye üyelik de alabilirsiniz arkadaşlar maddi durumumuzun el verdiği ama bir tık üstüne Kadıköy Sokak ve üyeliğinizi al yani o üyelik ve üstünü almanızı tavsiye ederim. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin son durumuna dair bir değerlendirmede bulunmuş. Ben de onu size kısacaklar. Çünkü burada önemli bir husus var. E, orayı dile getirmem lazım. Bu işin tek sahibi İsmail Kartal. Nasıl ki 19'da 19 19 yaptığı süreçte performansı mimarı olarak onu tarif ettik. Bu sonuçlarında sorumluluğu hocaya çıkar. Final oynamak e, ve baskıyı yönetmek şampiyonluğa oynayan bir takım için olmazsa olmaz diyor. Şimdi burada hem fikiriz. Ama neyse dur bitireyim. Sonra. Bunun komutanı da İsmail Hoca'ydı. Lig ligi biliyor, rakipleri tanıyor, takımına hakim ve bu gibi durumları daha önce de defalarca yaşamış. Hani hep derler ya bir şey yapması lazım. O kısmında İsmail Hoca yeterli olamadı. Takım özgüvenini kaybetti diyor. Oyun disiplini yerini kaosa bıraktı ve ardından hatalar geldi. <laughs> Kalan 5 maç matematik olarak Fenerbahçe'nin iddiasını koruyor. Ama devranın dönmesi için sadece tek ihtimal var. O da Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın Adana'da puan kaybetmesi demiş. Yani böyle bir şey gerçekleşirse zaten hem Galatasaray bacağına sıkmış olur. Hem Fenerbahçe yani çok ciddi bir şahlanmaya gelebilir. Son 10 yılın en iyi kadrosunu oluşturan yönetime ben fatura kesemem. İsmail hoca bu sezon alınan bütün riskleri yani bütün risklerin e, sebebi diyor. Hani alınan bütün risklere yapılan mücadeleye sonuçlarla destek olmalıydı. Yapamadı diyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar diyor ki İsmail Kartal suçludur. Şimdi ben İsmail Kartal'ı asla kusursuz ilan etmiyorum. Tabii ki bu kadroyu idare edememek hatadır. bu kadroda bu kadar sakat vermek de çok ayrı bir hatadır. Buna lafım yok. Ama şu da bir gerçek. Hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bu kadar üstüne gelinen bir dönem oldu mu Fenerbahçe'nin? Siz bu kadar aleni olarak hakkımızın yenildiği bir dönem hatırlıyor musunuz? Üstelik rakip takım taraftarına sorsanız Fenerbahçe buraya hakemlerle geldi diye. Bu arada hakemlere dair de bir devrim niteliğinde karar bağımsız hakem kurulu. TFF ile profesyonelliklerde mücadele eden kurumlar bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşmişler. Alman modelinden esinlenen kulüplerin hani tamamından onay almış. Önümüzdeki sezon başlıyor diyor. Peki nasıl hayata geçecek? TFF bir şirket kuracak. Profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3'ü TFF ikisi kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket bağımsız hakem kurulu atayacak. Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu. Klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarından mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak. Yani bağımsız karar alabilecek diyor. Var hakemin atanmasında falan. Modelin bu haliyle <laughs> Alman modeliyle aynı olduğu, İngiltere modeline ise benzerlik gösterdiği diyor. Tabii bununla ilgili de sunumlar yapılacak diyor arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim mi? Ben UEFA'nın FIFA'nın yerinde olsam Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdim. Sizden hiçbir takımı 5 sene boyunca Avrupa'da istemiyorum. Gidin kendi içinizde kavganızı, tartışmanızı bitirin. Güven ortamını, huzur ortamını sağlayın. Ondan sonra gelin müzakerelere başlayalım diye açıkçası söylerdim. Niye bunu söylüyorum? Arkadaşlar, şimdi bir iddia ortaya atarken bu iddianın arkasında durmanız lazım. Mesela günler oldu. <laughs> Fenerbahçe'nin Sivasspor maçından sonra birçok Galatasaraylı arkadaş şunu söyledi bana. İyi de Cikun'un pozisyonu penaltı diye. Var kayıtları ortaya çıktı. Ve var kayıtlarına ciddi bir tepkiler var. Mesela Ahmet Çakar diyor ki var kayıtları açıklandı kanalizasyon patladı. Penaltıyı Kaleci Livakovic'e vermişler. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Hani şimdi Galatasaraylı arkadaşların şeyi de başladı. Ee, sıvama olayı başladı. Diyorlar ki Ciku'ya kırmızı göstermemek için böyle bir taktik yaptı. Ulan Cikuya kırmızı göstermek için böyle bir taktik yaptı. Nasıl bir edepsizlik, nasıl bir ahlaksızlık. Ulan Fener'e zaten penaltı vermiş. Ha kırmızı vermiş, ha penaltı vermiş. İkisi de aynı şey. İkisi de aynı şey. Ya bu kadar utanmazlık olur mu ya? Şöyle söyleyeyim Galatasaray Adana Demirspor maçının tarihi baş kayda deyip Galatasaray'dan 3 puan silip Yükmen Yenik saysa kaç puan sayılır? 6 puan sayılır değil mi? Sizin zekanıza göre bu 3 puandan olmuş olacak herhalde. Diyor ki hakem Cihan Aydın penaltı verip kaleciye de sarı kart göstereceğim diyor ama gösteremiyor. Çünkü penaltıdan emin değil. Var hakemlerinin baskısıyla vermiş. Hani Cicu penaltı yapmıştı diyor. Hepimiz aynı görüşteyiz. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Hepimiz aynı soruyu sorduk. Ama hiçbir tepki var mı? Yok. Peki şunu söyleyeceğim. Sizin tepkiniz kızgınlığınız kime? Fenerbahçe yönetimine. Hocam Fenerbahçe yönetimi... Bizi sattı diyor taraftar. Yani bizi sattı diyor. Bizi gerçekten satıyor. Bu arada 95-91 bitti Monaco maçı. 1-0 ee, öne geçtik ama çok çekişmeli bir maçtı açık söylemek gerekirse. Hani e, normal sürede 81-81 bitti. İlk periyot 26-15. 9 sayı gerideyiz devreye. Ee, yine 9 sayı geride girdi 46 37. 3. periyotta 61 60. Normal süre 81 81. Ama çok şükür bunu atlatmış olduk. Neyse ben taraftarın dediğine geleceğim. Taraftar diyor ki Fenerbahçe yönetimi bizi sattı. Yani Fenerbahçe taraftarı isyanda. Ali Koç ve yönetim bizi sattı diyor arkadaşlar. Şampiyonluğu hediye etti diyor daha doğrusu. Şimdi ben açık, net, şeffaf bir şekilde bir şey söyleyeyim. Ali Koç ve yönetiminin susması hayır alamet değil. Fenerbahçe açısından hayırlı değil. O ayrı mesele ama rakipleri açısından da hayır alamet değil gibi geliyor. Çünkü hani bu kadar suskunluk normal değil. cumartesi günü Divan Kurulu Başkanlığı var. Yani Uğur Dündar'ın çok şükür Uğur Dündar'dan kurtuluyoruz. İnşallah bir daha siyasetin sesini dahi andıran hiç kimse gelmez o koltuğa. Ama ya Cumartesi konuşulacaktır diye düşünüyorum ben. Birçok kişi de aynı şeyi düşünüyor. Garip. Gerçekten garip. Ve e, Cumhurbaşkanı ile randevu ayarladığını söyleyen var. Yusuf Kenan Çalık'tı sanırım. E, hatta sosyal medyada yansıdı. Ali Koç, Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi diyeyim. Çünkü 24 Nisan itibariyle e, ya da randevusu diyeyim ya. Çünkü ben sosyal medyada gördüm bunu. Fenerbahçe Başkanı randevu aldı diye. Ama yani randevuya şuna buna da gerek yok aslına bakarsanız. Çünkü Fenerbahçe Başkanı'nın ne diyor e, Ali Koç'la İnternette niye sıkan? Aa Yusuf Kenan Çalık aynen. Ali Koç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirecek. 24 Nisan'da söylüyor. Şimdi eğer böyle bir görüşme gerçekleşirse yani ne için gerçekleşeceği de önemli. Hani taraftar sussun diye mi gerçekleşecek? Yoksa hani buraya kadar geldi artık yeter mi diyecek? Başka bir şey mi diyecek? Bunun da kararını size bırakıyorum. Ama Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un ve yönetimin Fenerbahçe'yi sattığı görüşünde siz hangi görüştesiniz? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Görüşünüzü, fikrinizi istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ben e, hocam yönetimin sattığını düşünüyorum yazacağım ama beni engeller. Asla ben engellemem. Hocam yönetimin satmadığını düşünüyorum ama engeller. Asla engellemem. Ben burada fikirlere saygılıyım. Bu arada ben e, aman kimseye tazminat davası açmayalım. Aman kimseye avukata yönlendirmeyelim dedikçe İnanın artık sabrım zorlandı. Ben sözümü geri alıyorum. Uzun zaman sonra sözümü geri alıyorum. Bu saatten sonra yapacağım her şeyin sebebi yorum yazan arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu saatten sonra yorum yazan arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir kişi kanala geldi. Size Fenerbahçe'ye değerlerinize küfür etti. Siz de karşı cevap verdiniz. Merak etmeyin siz tazminat falan ödemezsiniz arkadaşlar. Çünkü sonuçta tahrik olan sizsiniz. Tahrik edilen sizsiniz. Bunu bilginiz olsun. Yani YouTube yönetimi e, benden falan bilgi istemiyor. Böyle bir şey olduğunuz zaten adınıza kayıtlı statik IP'ler oluyor e, ve zaten adınıza yönelik statik IP olmasa bile o hesaba sizin e, cihazınızdan giriş yapıldığı tespit edildiği için zaten her türlü e, şey olur, tespiti olur. Ancak birisi sizi tahrik ediyorsa işte o tahrik birçok şeyin başlangıcı olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe yönetimi sattı mı satmadı mı işin sonunda karar vereceğim. Daha ben hala bir şeylerin umudu içerisindeyim. Belki de polyanlacılığım tuttu. Ama şu görüşme gerçekleşirse görüşmenin sonucunda bir şeyler değişirse belki bir şeyler söyleyebilirim. Ama onun dışında ben Fenerbahçe'nin sahipsiz olduğu görüşündeyim. Hani Recep Tayyip Erdoğan geçen gün dedi ya ben Fenerbahçe'yi bırakıyorum diye. Sanki Fenerbahçe'yi bırakan sadece Recep Tayyip Erdoğan değil gibi geliyor bana. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bir takımın bu kadar aleni hakkını yenildiğine ben hiç şahit olmamıştım. Bu sene bunu da görmüş olduk. Arkadaşlar lütfen destek için kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Mümkünse yorum yapalım. Mümkünse sizden başkasının yorumuna yanıtla diyerek nokta dahi olsa cevaplayalım. 4-5 kişininkine. Yani bu videonun atıyorum beğeni sayısı ve yorum sayısı bin, binleri geçerse kanaldaki sıkıntının kalkacağı görüşündeyim. Denemekte de fayda var. Yeminle söylüyorum arkadaşlar herhangi bir yalan falan söylemiyorum size. İki Twitter hesabımın ikisi de askıya alındı. Hani belki de burada şey yapılacak. Görüşemezsek hakkınızı helal edin. Benden yana sıkıntı yok. Allah razı olsun herkesten. Sizleri tanımak güzeldi. Ama görüşürsek de merak etmeyin. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.